Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz çocuk gelişimci, oyun terapisi uygulayıcısı Sayın Yasemen Duran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Yasemen Duran, 2018 yılında Kırklareli Üniversitesi'nden mezun oldum. Lisans çocuk gelişimi mezunuyum. 2018 yılından bu yana da özel eğitim alanında hizmet veriyorum. 2019 yılında oyun terapisi eğitimi aldım. Ondan sonra da zaten işte bir Instagram sayfasından gelen teklifle otizm platformunu, özel eğitim platformunu yönetmeye başladım. Hala da onun yöneticiliğini üstleniyorum. Bu şekilde. Evet. Aktif olarak da tabii çalışmaktasınız. Hı hı. Peki, oyun terapisi nedir diye soralım mı size? Tabii ki. Oyun terapisi temel olarak çocuklarda farklı farklı şekillerde uygulanıyor. Çocuğun özelliklerine göre terapiyi farklı şekillerde veriyorsunuz. Tam olarak terapist demememizin sebebi, mesela ben bir terapist değilim çünkü psikoloji mezunu değilim. Hı hı. Ama uygulayıcıyım. Bir psikologla danışmanlık işliğinde oyun terapisini o şekilde değerlendirmeye alabiliyoruz. Çocuğun geride kalmış travmalarını ortaya çıkarabiliyoruz ama benim uyguladığım oyun terapisi daha farklı. Çünkü ben özel gereksinimli çocuklara uyguluyorum bunu. Farklı gelişen çocuklarımız var. Otizm, zihinsel engel ya da işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bunlarda oyun terapisini veriyoruz. Bu şekilde çocukla hem iletişim güçlendirmeyi hedefliyoruz, hem otizmde bazı yıkılması gereken duvarlar var. O duvarları yıkmayı hedefliyoruz. Genelde otizmli çocuklarımız için oyun terapisi veriyorum. Evet. Özel eğitim gerektiren çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır? Şu şekilde, normalde oyun terapisi tamamen çocuk merkezlidir. Yani çocuğu merkeze alırsınız, tamamen onun yönlendirmesiyle oyun terapisi ilerler. İşte çocuk kulelerle mi oynamak istiyor, ben de hemen kulelere dönüyorum. Çocuk arabayla oynamak istiyor, ben hemen arabaya dönüyorum. Ama özel gereksinimli çocuklarda bir iletişim problemi de var. Otizmli çocuklarda özellikle. Otizm probleminde çocuğun bir duvarı var ve iletişimde o duvarı yıkmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bazen çocukla zıtlaşmamız da gerekebiliyor. Mesela orada sınırlar yoktur. Siz uygulayıcı değilsiniz. Siz de onun karşısında çocuksunuz. O yüzden ben bu arabayı istiyorum deyip onun elinden arabayı alabiliyorum mesela. Bakıyorum tepkisine. Kendini vurma, işte kendini ısırma, karşısındakine zarar verme. Bu şekilde otizmde bizim davranış problemi dediğimiz davranışlar ortaya çıkabiliyor. Biz onun sağaltımına yönelik çalışıyoruz oyun terapisinde aslında. Hani çocuk mesela, çocuğun asimetrik takıntısı olabilir, simetrik takıntısı olabilir. İşte küpleri sadece yan yana diziyor. Ben onu izliyorum, diyorum ki, ben bu şekilde oynamak istemiyorum. Asla komut vermiyorum. İşte hayır, küpleri öyle dizmeyeceksin, böyle dizeceksin. Hani sınırı koyan bir şey yapmıyorum. Onun karşısında ben de çocuğum orada. Ben sadece diyorum ki ben bu şekilde oynamak istiyorum. Ben önce bir kule yapacağım. O çocuk beni bir izliyor önce. Ufak ufak bir bakıyor, ısınmaya çalışıyor bana. Sonra birden gelip o benim kulemi yıkıyor. Bu bir iletişim girişimi mesela. Aa, kulemi yıktın, inanamıyorum falan diye bir büyük bir tepki. Hemen sonra o kule yapmaya başlıyor. Ben gelip onun kulesini yıkıyorum. Bu şekilde iletişimdeki o duvarı kırmaya çalışıyoruz otizmde. Özel gereksinimli çocuklarda da bu şekilde çalışıyoruz oyun terapisini. Tabii farklı farklı, sadece oyun bozmaya yönelik değil. Oyun kurma becerisi, iletişim becerisi, işte yerinde ve zamanında uygun tepki verme, sorulara cevap verme, iletişim başlatma, sürdürme, sonlandırma. Bunların hepsi aslında otizmin temelinde iletişim problemi var ya. İşte biz oyun terapisinde bunu yıkıyoruz. İletişim problemlerini ortadan kaldırıyoruz. Evet. Peki çocuğa yararları neler oluyor ya da bireye diyelim, bireye yararları neler oluyor oyun terapisinin? Şu şekilde, özellikle küçük yaş aldığımız zaman çocuğu, küçük yaştan yetişmeye başladığı zaman bazı davranış kalıpları ilerleyen yaşlarda oturuyor artık. Yani çocuğun bir davranış problemi var, biz buna zamanında müdahale edemedik. O zaman bu oturuyor çocukta. Bir 18-19 yaşına geldiğinde çocuk hala aynı şekilde yetişmiş oluyor. Ama küçük yaştan biz o çocuğu aldığımız zaman işte bakıyoruz, iletişim sorunu var, hemen müdahale edelim. Davranış problemi ortaya çıkıyor mesela. Ergenliğe yakın özellikle artar 8-9-10 yaşlarında. Hemen müdahale ediyoruz oyun terapisiyle. İşte orada bir davranış ortaya çıkardı. Kelime çıkaramıyor mesela. Sadece belli kelimeler var. Ya da tek kelimesi var, iki kelimeli cümle oluşturamıyor.
Biz hemen oyun terapisiyle müdahale ediyoruz. Kuklalarla oynuyoruz, işte yapı inşa oyunları oynuyoruz, oyun kurmalar yapıyoruz, evcilik oynuyoruz, doktorculuk. Hani sosyal medyada çocuk ne görebiliyorsa oyun terapisinde biz bunun aslında provasını yapıyoruz. O yüzden çocuğu hem sosyal hayata hazırlıyoruz, hem insan ilişkilerini geliştiriyoruz, hem otizmden gelen ya da dikkat eksikliği hiperaktiviteden gelen aşırı hareketlilik davranış problemlerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani oyun terapisi aslında çocuğu resmen hayata hazırlar. Gerçekten de oldukça faydalı bir ekol diyelim, değil mi? Evet. Böylece aileler de aslında çocukları için daha az endişe duyar hale Tabii. gelecekler bu hazırlıklar neticesinde, değil mi? Tabii. Yani oyun terapisi eğitimi verdiğim bir çocuğum mesela çok fazla şey yapmıyordu. Hani iletişimi sınırlıydı, çok sınırlı. Hı hı. Otizm tanısı vardı. Çok o aşırı sınırlı iletişimden dolayı sadece ihtiyacı kadar konuşuyor. Yemek diyor mesela, su, yemek verir misin? Hani uzatmalar yok mesela. İşte su, arkadaşın yanına gidiyor, oynayalım. Bu kadar. Oyun terapisiyle biz başladık. Sonra şey yapmaya başladı. İşte ben tabii oyun terapisi mesela 40 dakikalık bir seanssa çocuğun üstündeki etkisi 2 gün 3 gün oluyor o 40 dakikanın. Hı hı. Çocuk onun etkisinden çıkamıyor. Evde ben gittikten sonra, onun seansı bittikten sonra evde tekrar işte kendi kuleler falan yapmaya başlamış. Kardeşi gelip kulesini bozmuş. Şey demiş en son. Senin kafanı kırarım. Yani otizmli bir çocuğun bunu söylemesi çok güzel bir şey. Hani bir yorum getiriyor yani orada. Hani, tabii. Bak kulemi yıkma. Yıkma. Yani bu şekilde hani iletişimi daha insani, daha yakın, daha samimi hale getiriyoruz aslında çocuklarda. Evet. Neden bu işi seçtiniz? Küçüklüğümden beri aslında öğretmenlik hep vardı. Benim bir tane hocam vardı, çok meşhur bir lafı vardı. Öğretmen olunmaz doğulur, anlatmak bir beceridir. Önce bileceksin, sonra bildiğini sunacaksın. Sunmak beceridir derdi. Küçüklüğümden beri vardı aslında bu. İşe yarama hissini daha net bir şekilde hissedebilmek için özellikle engellilere yöneldim. Yani daha lisedeyken rehabilitasyon öğretmeni nasıl olunur falan diye geziyordum. Meğer öyle bir bölüm yokmuş. Rehabilitasyon öğretmeni yok, özel eğitim öğretmeni var. O yüzden hep vardı aslında, hep istediğim bir şeydi. Çok istediğim bir bölümü gerçekleştiriyorum şu an, çok istediğim bir işteyim. Ne kadar güzel. Peki hedefinizde neler var? Hedefim aslında sadece kendimle yarışmak. Dünkü Yasemen'le bugünkü Yasemen arasında fark olmalı. Yani insanın kendini olabilecek en iyi versiyonunu o hale getirebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep üstüne bir şeyler katarak ilerleyelim. Çünkü engel gruplarıyla çalıştığımız için hiçbir engel grubunun bütün sırları çözülebilmiş değil. Hiperaktivite neden oluyor? Çocuk o enerjiyi neden atamıyor? Bir çocuk değil, bir çocuk öyle mesela. Fark ne? Otizm neden oluyor? Aslında hiçbirinin sırrı çözülemedi. Ve sürekli olarak üstüne bir şeyler ekleniyor. Bilim dünyası sürekli gelişiyor. Ben de bunları alıp, sentezleyip aslında kendi ekolümü oluşturmaya çalışıyorum şu an. Dünküyle bugünkü arasında bir fark olsun ki hep ilerleyelim. Yani sadece kendimle yarışmak hedefim. En çok ne motive ediyor peki sizi işinizi yaparken? İlerlemeyi görmek. Çünkü bir çocuk düşünsenize size geliyor, sadece çığlık atıyor mesela. Ya da sadece ağlıyor. Kelime çıktısı yok. Ağzından bir şey çıkmıyor. Annesi onun hareketleriyle bir şeyler anlamaya çalışıyor. Siz onu alıyorsunuz. Hani içinizde bir fidanın filizlenmesi gibi. Her gün onu suluyorsunuz. Her gün ona ay ne kadar güzel yaptın. Hemen bir şeyle onu duygusal olarak sarıp sarmalıyorsunuz. Çevreliyorsunuz. Sonra o sizin fidanınız küçücük bir böyle bir baş vermeye başlayınca o kadar mutlu oluyorsunuz ki. O çığlık atan çocuk onun yerine oynamayacağım diye bağırıyor mesela. Çok mutluluk verici bir şey bu. Oynamayacağım diye yeter ki konuş. Yeter ki bir şey olsun. Yani o küçücük küçücük ilerlemeler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Peki son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şöyle bir mesaj verebilirim. Bizi izleyenler arasında engelli çocuğu olan olabilir. Otizmden muzdarip çocuğu olan olabilir. Kesinlikle umudu kesmeyin. Yaş kaç olursa olsun. Sürekli yeni şeyler çıkıyor ve çocuğunuzu her koşulda sevin. Çocuğunuz sizin kriterlerinizin, beklentilerinizin altında kalmış olabilir. Çok üstüne çıkmış da olabilir.
bizim üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklarımız da var. Ama çocuğunuzu yeteneklerinden bağımsız, sadece o olduğu için sevin. O sizin çocuğunuz ne olursa olsun. O yüzden mümkün olduğunca sevgi, her şeyi sevgi çözer. Bunu hiç unutmayın. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için ve özveriyle mesleğinizi yerine getirdiğiniz için, yaptığınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, çocuk gelişimci, oyun terapisi uygulayıcısı Sayın Yasemen Duran konuğumuz oldu. Hoşça kalın.